Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, İslam dininde inanç esaslarından bir tanesi de yani mümin olmanın, imanın şartlarından bir tanesi de ahirete imandır. Ahirete iman, inanç esasları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin İlk ayetlerinde Allahü Teala müminlerin, inananların özelliklerini sayarken bakın şöyle bahsediyor. Onlar yani müminler namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Yani zekatlarını verirler. Sana indirilene ve senden önce indirilen kitaplara da yani hem Kur'an-ı Kerim'e hem de Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e hepsine inanırlar. Ve bil ahireti hum yuqinun. Ahirete de kesin olarak inanırlar buyuruyor. Allahü Teala ahirete kesin olarak inanırlar derken demek ki bizim ahiret inancımızda bir eksiklik olduğunu bizlere anlatmak istiyor. Değerli kardeşlerim, pekala ahiret inancımızdaki bu eksiklik nereden kaynaklanıyor? Nereden anlıyoruz ahiret inancımızın eksik olduğunu? Tam manasıyla ahirette imanı hayatımızda gerçekleştiremediğimizi nasıl anlıyoruz? Değerli kardeşlerim, şöyle bir örnek verelim. Yolda aracınızla gidiyorsunuz. Önünüze hız sınırlama tabelası çıktı. Karşıda da trafik polisi var. Trafik polisini gördüğünüz zaman o hız sınırlama tabelasına uyar mısınız? Uymaz mısınız? Muhakkak herkes o trafik polisini gördüğü zaman hız sınırlama tabelasına uyacak. Neden? Çünkü trafik polisi yakalarsa kendisine ceza verecek. Ama eğer trafik polisi olmasın, kendisinin de yakalanma ihtimali olmasın, o zaman birçok kimse ne yapacak? O hız sınırlama tabelasını kale almayacak. Kafasına göre o yolda devam edecek. Tabii bilinçli sürücüler, bilinçli olan, ondan sonra sağduyulu olan şoförler bundan müstesnadır. Aynen ahiret inancı da buna benzer değerli kardeşlerim. Herhangi bir mümin, herhangi bir insan eğer ahiret inancı kalbinde yer etmiş olursa eğer hayatına çekidüzen verir. O kimse yaptıklarının hesabının yarın yevmi kıyamette Allah tarafından muhakkak kendisine sorulacağını bilir. Allahü Teala Zilzal suresinde ne buyuruyor? Zerre miktarınca hayır yapan muhakkak onu görecektir. Zerre miktarınca şer yani kötülük yapan da muhakkak onunla karşılaşacaktır buyurmuyor mu değerli kardeşlerim? Öyleyse Allahü Teala'nın adaletinden Allahü Teala'dan kaçma ihtimalimiz var mıdır? Onun sorgusundan sualinden kurtulma ihtimalimiz var mıdır değerli kardeşlerim? Yoktur. Ama değerli kardeşlerim bizler kalbimizde ahiret inancı tam manasıyla yerleşmediğinden dolayı yaptıklarımızın hesabını bir gün Allahü Teala'nın bize soracağının inancı, bilinci tam olarak kalbimizde yerleşmediğinden dolayı hayatımızda yalanlar, dedikoduda, sahtekarlıklar, ondan sonra insanlara karşı bir sürü hatalarımız, yanlışımız, Allah'a karşı bir sürü hatalarımız, yanlışlarımız bunları yapıyoruz değerli kardeşlerim. Ama eğer ahiret inancı kalbimizde yerleşmiş olsaydı mümin Müslüman diyecekti ki ben yalan söylersem eğer yarın yevmi kıyamette Allahü Teala bana bunu soracak. Bu benim söylediğim yalan muhakkak bir gün ifşa olacak. Ben eğer hırsızlık yaparsam, dedikodu yaparsam, herhangi bir mümine zarar verirsem, ondan sonra herhangi bir kimsenin hakkını gasp edersem sayabilirsiniz. Bir sürü mümine, Müslümana, insanlığa yakışmayan hareketler sayabilirsiniz.
Bunları yapan bir kimse yarın yevmi kıyamette hesabının verileceğini bile bile yapar mı değerli kardeşlerim? Yapmaz. Demek ki bizim kalbimizde, içimizde, benliğimizde ahiret inancı tam manasıyla yerleşmemiştir değerli kardeşlerim. Pekala, ahiret inancı bize ne kazandırır? Değerli kardeşlerim, ahiret inancının birçok faydaları vardır. Örneğin, bu dünyada birçok insan yalan söyler, hırsızlık yapar, katliam yapar, ondan sonra insanların hakkına, hukukuna tecavüz eder, adaletsizlik yapar, bir sürü kimseye zarar verir. Ama dünyada o dünya kanunlarıyla, ondan sonra dünyanın memurlarıyla yakalanmadığı zaman sanki yaptığı yanına kar kalıyor gibi olur. Halbuki ahiret var, ölüm var, kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Allahü Teala muhakkak bir gün o yaptıklarının hesabını, o yaptıklarının karşılığını kendisine gösterecektir değerli kardeşlerim. Onun için ahiret inancı adalet bakımından Allahü Teala'nın kötülerin kötülüğünün cezasız kalmaması bakımından çok önemlidir. Mümin şöyle düşünecek. Herhangi bir kimse haksızlık yaptığı zaman bu dünyada yakalanmasa bile sen bu dünyada yakalanmadın ama yarın yevmi kıyamette Allahü Teala'nın adaletinden, Allah'ın kanunlarından kaçamayacaksın diyerek içinde o adaleti hissedecektir değerli kardeşlerim. Bunun yanında ahiret inancının başka faydaları da vardır değerli kardeşlerim. Şu üç günlük dünyada her şeye önem veriyoruz. O kadar dünya hayatına değer veriyoruz. Ama bir bakmışsınız ki çoluk çocuğumuzdan, sevdiklerimizden, eşimizden, dostumuzdan, annemizden, babamızdan, kardeşlerimizden ayrılıp göçüp gidiyoruz. Hiçbirisine doyamadan gidiyoruz değerli kardeşlerim bu dünyadan. Ahiret inancı bize şunu gösteriyor. Biz eğer bu dünyadayken düzgün bir hayat yaşarsak, Allahü Teala'nın sınırlarına, kanunlarına, helaline, haramına riayet edersek, Allahü Teala'nın sınırlarını gözetirsek eğer, biz sevdiklerimizle cennette ebedi olarak beraber olacağız. Onlarla cennette buluşacağız değerli kardeşlerim. Ahiret inancı işte bunu bizlere telkin ediyor değerli kardeşlerim. Ondan dolayı ahiret inancı ölümsüz olan, sonsuz olan bir hayatı bizlere müjdeliyor. Ondan dolayı ahiret inancını şöyle kalbimizde güzel bir yoklayalım. Acaba ben ahirete gerçekten inanıyor muyum? Ahirete gerçekten inanan bir kimse adaletsizlik yapmaz, haksızlık yapmaz, yalan söylemez, kimseye zarar vermez. Ondan sonra kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmez değerli kardeşlerim. Cennet de, cehennem de Allahü Teala'nın değil midir değerli kardeşlerim? Allahü Teala cennete sevdiklerini, cehenneme de sevmediklerini atmayacak mı değerli kardeşlerim? Öyleyse Allahü Teala'nın sevdiği kullarından olmaya çalışalım. Allahü Teala'nın muhabbetini kazanmaya çalışalım ki Allahü Teala'nın cennetine, cemaline ulaşabilelim değerli kardeşlerim. Rabbim hepimizi cennetinde buluştursun inşallah.